haklıyız. Peki Kaan, o zaman sana dönelim. İbrahim diyor ki motor sporları basketbolun üzerinde işte motor pilotları odaları süsler. İşte baktığımızda daha fazla gündemde olduğunu görürüz. Katılıyor musun? Basketbol Türkiye'de hakikaten çok da konuşulan, çok böyle geniş kitlelere hitap eden bir spor değildi yakın zamana kadar. Değişiyor mu bu? Şöyle, basketbol çok uzun süredir hep iki numaralı spor olmuştur. Yani baktığımız zaman sadece bu dünya şampiyonasındaki başarı değil. Basketbol her 1993'te ilk Efes Pilsen başarılı olup Arise 94'teki Kupa Galipleri finalinde yenildikten sonra çok öncü bir spor oldu. Özellikle Avrupa platformunda. Avrupa Kupası kazanıldı ve şu anda Avrupa Ligi'nde en üst düzeyde temsil ediyor. O yüzden basketbol her zaman başarılı. Gerek kulüp düzeyinde, gerek takım düzeyinde. Bu doğal olarak o ilgiyi bir körükleyen bir nokta. Hı. Ama motor sporları ile ilgili konuşursak, motor sporlarının şöyle bir farkı, hem bir avantajı hem bir dezavantajı var. Motor, basketbol, futbol ve pek çok işte olimpik sporların çoğu bireysel veya takımsal fizik güce, insana dayalı şeyler. Otomobil sporları bir makineyle insanın zirvede buluşması oluyor. Yani makinenin zirvesi ve insanın zirvesi birbiriyle yarışıyor. Sonuçta spor temelde rekabet olduğu için burada rekabetin içine çok ciddi bir makine farkı giriyor. Evet. Bu yani o bir avantaj olarak giriyor. Yani. Avantajı da var, dezavantajı da. Yani bunu seven insan, sevmeyen insanlar olabilir. Mesela kadınlar çok daha az takip ediyor motorsporu. Çünkü mekanik bakış açısı çok kadınsal bir şey değildir genelde. O mühendis kafası daha erkek temelli bir şeydir. O yüzden erkekler mesela o işte herkes mesela Ferrari'nin işte evet. McLaren'in sezonluk değişimlerini biliyor. İşte yok kanadını 2 santim aşağı indirmiş, yok işte bu sene dünya rally şampiyonu evet. şu varmış gibi bilip makinanın ne kadar yukarı çıkarabildiğini. Evet. Basketbolda böyle bir şey yok tabii. Yok. Evet. Mesela en basit örneğini şimdi söyleyeyim. Burada sözünü unutma. Bu basketbolla ilgili devam edeceğiz. Yani trendler, makine nasıl etkiliyor diye ama bir ilginç bir videomuz var. Araya ona girmek istiyorum. Çünkü Gmail'de sohbet olayı gittikçe artıyor. Bu trend yükseliyor. Bununla ilgili arkadaşlar güzel bir video hazırladılar. Hemen onu izliyoruz. Sonra kaldığımız yerden sohbete devam. Gmail'de gelişmiş video sohbet. Videolu sohbet işiyle ciddi şekilde ilgilenen Google, son olarak Gmail Labs'e eklediği gelişmiş video sohbet özellikleriyle gündeme geldi. Gmail Labs sayfasında görüntülü sohbet geliştirmeleri seçeneğini etkinleştirerek açabileceğiniz gelişmiş sohbette, Gmail sayfasında yaptığınız görüşmelerde daha yüksek çözünürlük ve daha büyük pencereleri kullanmak mümkün. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde, gelecekte yapılması planlanan diğer gelişmeleri de anında Gmail sohbet bölümünde görmeniz mümkün. Özellikle düşük hızlı bağlantıya sahip kullanıcılar göz önüne alınarak gönüllü giriş yapılan görüntülü sohbet geliştirmeleri Gmail'i Skype'a ya da Windows Live Messenger'a ciddi bir rakip haline getirebilir. Evet, Kaan, sen motor sporlarının makine avantajından bahsediyordun. Basketbolda böyle bir avantaj yok diyordun. Orada biz Gmail sohbet videosuna girdik. Yani sporları değişik özellikleri diye tanımlamak gerekirse basketbolun da avantajları var ama şöyle basit bir örnek vereyim. Usain Bolt'u seyrediyoruz, büyük evet. keyif alıyoruz. Bir insanın nasıl insanlığın sınırlarını zorladığını görüyoruz. Burada hem bir pilot insanlığın sınırlarını zorluyor en hızlı araba kullanmakta ama araba da bir makinenin, bir motorun sınırlarını zorluyor. Bu yüzden iki kat büyük avantajı var gibi. Ama dediğim gibi mekanik tarafına konsantre olursanız. Anladım. Basketbola göre bunlar avantajlı. Basketbolun başka avantajları var. Başka özellikleri var. Başka çekici